bizim genelde böyle parodili girişlerimize alıştınız. Daha çok teatral girişler yapıyoruz. Her ne kadar Flash TV oyunculuğu da olsa. Onu da öğreneceğiz. Öğreneceğiz bir şekilde. Öğreniyoruz hala da. Onlara alıştınız ama bu sefer böyle bir giriş yaptık. Çünkü bu çekimin bizim için duygusal bir anlamı var. Evet, farklı bir video. Çünkü bu dekorda son videomuz arkadaşlar. Evet, yani yaklaşık 10 ayı geçti biz bu kanala başladık. Zaten başladığımızdan beri buradayız. Başladığımızdan beri önemli bir kısmını videoların benim hemen sol omuzumun arkasında bu televizyon varken, ortasında bu kitaplık varken, şurada bir dolap varken çektik. Kedi varken. Aynen, masada bir kedi varken ve bu açıda dururken çektik ama artık bu dönem kapandı. Yani aslında bakarsanız biraz girişten de anlamışsınızdır belki, çok değişik bir açıda duruyoruz. Yani evet, masamız ya normalde böyle durmuyor tabii ki son orta yerinde. Ama ve kitaplıklarımızı göstererek çekmeyi de seviyorduk. Çok öyle başlamıştık aslında. Olmadı sonra. Ama teknik imkansızlıklar, daha ufak ufak çünkü eksiğimizi gediğimizi gideriyoruz. İşte ışık bozulmaları, evet işte ya, ne bileyim ses şeyi, bir sürü olaylardan dolayı. Dünya gerekçeden dolayı masa salonun ortasında şu an. Ortasında bir yamuk bir şekilde duruyor ve en şey açı, güzel olan açı şu. Evet. Çünkü öbür türlü ışık yansımaları oluyor. Işık devamlı gidiyor geliyor. Kamera odaklanması değişiyor falan. Şu an onları engelleyecek başka bir teknik ekipmanımız olmadığı için sizlere de yormamak adına, güzel bir seyir olması için bu açıyı uygun bulmuştuk ve bu şekilde çekiyorduk videolarımızı. Aynen. Artık ama bu dönem bitti. Bu dönem bitti. Bundan sonra artık bakalım neler olacak. Çok kısa sürede öğreneceksiniz zaten her hafta video koyduğumuz için. Hayatımıza farklı bir noktada devam edeceğiz. Yani farklı bir noktadayken gerçekten bayağı farklı olacak. Neresi olacak? O şimdi sürpriz kalsın bence. Sürpriz olsun, zaten haftaya öğreneceksiniz. Yani evet, çok fazla sıkılmadan öğreneceksiniz. Yani biraz duygusal mı? Evet. Ya baktığınızda biz bu evde yaklaşık 10 aydır, 9 aydır sizlere video çekiyoruz. Onun öncesi de var. Ve yani şey değil. Yani hakikaten bir mekan insana sahip olmak değildi. Yani o mekanda geçirdiğiniz anılar. Hani her bir noktada farklı bir düşünceniz var. Güzel bir evdi. Güzel videolar da çektik ya burada. Güzel şeyler yaptık yani. Güzel şeyler yaptık. Ama bazen bazı şeyler bitiyor. Bitmesi gerekiyor. Yeni şeylere açık olmak gerekiyor. Evet, yani cesaret etmek gerekiyor. Hem cesaret hem de şey. Biraz da kararlılık. Bir şeylere kafaya koyup bir yol aldık. Bakalım ne olacak. Sürpriz olsun orası da. Mutlaka ki yakında göreceksiniz. Aynen öyle. Şimdi bu evdeki son videomuza geçelim bakalım. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Can Yayınları'nın hazırlayıp piyasaya sürdüğü kitap serilerinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Hatta kendimizi tutamayıp Kısa Modern serisinden de bahsetmiştik. Hatta o hafta demiştik ki bunun gibi iki tane daha serileri var. Lacivert klasikler sanıyorum. Evet. Bir de kısa klasikler. Sanıyorum iki hafta kadar oldu diğer seriden bahsedeli. Hemen dedik arayı soğutmadan kısa klasiklerden de bahsedelim. Şimdi ikinci serimizde kısa klasikler serisi. Tolstoy'dan Dostoyevski'ye, Oscar Wilde'dan, evet, Jack London'a, artık Schopenhauer'dan Nietzsche'ye bir dolu ismi bulabilirsiniz ve gerçekten klasik bir edebiyat külliyatı oluşturulmuş diyebilir miyiz? Ben bunu gönül rahatlığıyla diyebilirim. Hakikaten yani 60-70 sayfa içerisinde o klasik okuma hissiyatını size veriyor. Evet. Şimdi birazcık da tarihçesinden bahsedelim. Evet. Tabii o videoda da bahsetmiştik. Kısa klasikleri ilk defa Mart 2019'da yayınlamaya başlamışlar. İlk kitap da Tolstoy'un Polikuşkası'ymış ki ben bunu gene bir kitap tavsiyesi videomuzda, hani evet, dolu bir videoda, videoydu bayağı sanırım. 40 kitap mıydı? Tam hatırlamıyorum. Bir videomuzda anlatmıştım. Onun da ilk kitap olması hoşuma gitti. Yeni öğrendim tabii bunu. Bilmiyorum. O zaman fark etmemiştim hatta okurken. İlk kitap buydu. Toplamda 43 tane kitap yayınlanmış. Öyle öğrendik. Ama sanıyorum bir ya da iki tanesini mi biz bulamadık. Şöyle bir durum var. Ben şuradan göstererek anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu kitapların her birinde sol üst ya da sağ üst köşede işte kısa klasikler slash işte 1, 2, 3 diye numaralandırılmış şekilde yazıyor. Yalnız gelin görün ki 43 tane kitap bu şekilde numaralandırılmış. Hani Google size bunu söylüyor. Ancak 38 ve 39 numaralı kitapları biz bulamadık. Can Yayınları'na ait sosyal medya hesapları, internet siteleri ya da forumlarda bu kitap serisine ait paylaşımların altında hep 38 ve 39 numaralı kitapların yanında bir boşluk olduğunu gördük. Yani o numaralarda bir boşluk var. Yani bu kitaplar yok mu, yayınlanmadı mı, o sıralara atlandı mı, yoksa ileride bir sürpriz mi yapılacak, bunu bilmiyoruz. Yani biz bulamadık, 41 tane kitabı bulabildik. Evet. Sizin bu konuda bilginiz varsa bizi aydınlatırsanız, paylaşırsanız yorumlarla çok seviniriz. Kesinlikle. Biliyorsunuz biz bu tarz bugün başlasanız bugün biter, senin sözünde olduğu gibi, kitaplar ya da hani bir günde okunacak kitaplar tarzı videolar yapmayı seviyoruz. Çünkü hani bunu sevmemizin bir sebebi var aslında. Bu kanalı oluşturduğumuzda da demiştik ki yani hem kendi bilgilerimizi paylaşmak hem de sizlere faydası olsun. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyen insanlara ya da yeni yeni başlayıp geliştirmek isteyen insanlara bir faydası olsun diye. Ve bu tarz kitapların en büyük avantajı da gerçekten sizlere kitap okuma alışkanlığını kazandırması. Hepimiz bu şekilde başladık. Yani ne yalan söyleyeyim, ben bu şekilde başladım. Kısa kısa. Kısa kısa. Yani özellikle seçmedim ama fark ettim ki daha çok motive oluyorum başka bir kitap okumak için. Çünkü bu tarz kitaplar
okuduğunuz zaman, hani atıyorum çok kalın bir kitapla başladığınız zaman. Mesela Suç ve Ceza. Şantaram ben. En son okuduğum. Onu özellikle söyledim çünkü o kitapla ilgili güzel bomba gibi bir içerik geliyor. Dolu dolu bir içerik. O yüzden o kadar uzattım. Komple bir böyle kültür videosu gibi olacak herhalde. Kültür şeyine, şokuna maruz kalacaksın. Kesinlikle. Ve hani ne diyordum? Kalın bir kitapla başlarsanız ve ilk defa da okuyorsanız, bir yerde anlayamadığınız bir noktada ya da yorulduğunuz bir noktada, bu aslında yani nasıl ki spor yaparken kaslarınızın gelişmesi lazım. Okuma alışkanlığı da öyle. Yani göz kaslarınızdan tutun da beyninizin ona adapte olması için gerçekten yavaş yavaş arttırmanız gerekiyor dozu belki de. Onu okursanız hani yarıda bırakma şansınız, en ufak sıkıldığınız bir noktada gözünüzde büyümesi ve hani sizin motivasyonunuzu öldürmesi söz konusu olabiliyor. Kesinlikle. Ama şöyle bir kitapta yani, o olmaz. Zaten hani sonunu görebildiğiniz için, bir tünele girdiğiniz zaman sonunu gördüğünüzde gitmeniz daha kolay olur oradan. İncecik ya. O yüzden de bu tarz kitaplar gerçekten bu konuda çok faydalı. Yeni okumaya başlıyorsanız özellikle. Kitap okumayı size kesinlikle sevdirecektir. Yani bizim bu şey misyonumuza da çok uyuyor. Kitap okumayı sıkıcı bir iş olmaktan kesinlikle kurtarmak deyince böyle süper hero gibi hissettim ama. Kesinlikle böyle. Yani şey yani, o iş hakikaten sıkıcı olmadığını anlatabilmek, dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince hakikaten keyifli bir meşgale olduğunu aktarmak için çok iyi bir yöntem bu tarz kitaplar. Ama bir de yani şöyle de bir şey söyleyeyim diğer maddeleri geçmeden. Burada hani şimdi insan ilk önce alakadar olduğu ya da ilgisi olduğu konuları bilir zaten. Hani aynen. Yakın olduğu konuları bilir ama gene de kitap okurken de hangisinden hoşlanacağınızı, klasik mi, bilim kurgu mu, tarih mi, felsefe mi bilemeyebilirsiniz ama yani şöyle bir tarz, bu isterseniz felsefe olsun, roman olsun, ne bileyim bilim kurgu olsun, kişisel gelişim olsun fark etmez. Sevip sevmediğinizi anlamak için de çok çabuk size bir hızlı bir yol, fikir verebilir yani. Aynen öyle. Şimdi sevdiğiniz türü bulmanıza yardımcı olabilir. Pardon. Evet, yok pardon değil de şey, onu çok güzel söyledin çünkü yani ben bilim kurgu sevdiğimi anlayana kadar kim bilir neler okudum, şu an hatırlamıyorum önemli bir kısmını. Ama benim o kararı vermek, yani bir karar değil bu ama bilim kurguda karar kılıp çoğunca onun üzerine okuma yapmama sebep olacak kitaplar kim bilir neler geçti aradan. Şimdi bu tarz seri, yani numaralandırılmış belli bir isme sahip kitapları biriktirmenin şöyle güzel bir yanı var. Ben kendimden ve Zeynep'ten biliyorum. Zeynep kedi kitapları ve dans kitapları topluyor. Onun için bir koleksiyon değeri, bir koleksiyon hissi var bu konuda. Ben de bilim kurgu kitapları topluyorum. Bunun şöyle motivasyonu var. Biz bir önceki videoda bahsetmiştik galiba. Evet, çok yeni. Aynen. Geçen haftaki videomuzda. Kitabın nesne olarak elimizde bulunması ve onu sergileme hissiyatı. Yani Can Yayın'ın hazırladığı serilerde böyle bir duyguya kapılabilirsiniz. Neden? Çünkü hepsinin az önce bahsettiğim gibi belli bir sıra numarası var. O sıra numarasına göre belki rafa dizeceksiniz ya da okuyacaksınız. Öyle bir şey de yapabilirsiniz mesela. Tabii. Ya da sosyal medyanızda paylaşacaksınız. Onun aynen. Serinin sizde tamamının olması sizin için bir gurur kaynağı olacak. Tabii canım, ve yeni insanlarla tanışmak için de güzel bir yöntem. Zaten sosyal medyada paylaşım çağındayız. Hani bu olmazsa olmaz. Evet. Yani böyle bir seriyi okumanın ya da böyle bir seriyle okumaya devam etmenin faydalarından biri de bu. Yani ister istemez o sosyal medya olayını bazen hani negatif olarak yorumluyoruz ama bir şekilde yani orada olması da, bir şekilde sizin orada onu paylaşıp gururlanmanız da bir şekilde okumanızı sağlıyorsa neden olmasın yani. Gününüzü güzel geçirir ya, öyle söyleyeyim. Evet, bir diğer konu benim ilk bahsettiğim şeyle aslında bağlantılı. Bir kitabı bitirme hissi ilk maddeyle aslında bağlantılı. Başlayıp bitirme hissi, yani başladığınız bir olayı bitirmek size devamı için motivasyon kaynağı oluyor. Yarım bırakılmış bir işte o motivasyonu bulamayabiliyorsunuz. Evet, canınız sıkılabiliyor. Hele de bir sevdiğiniz bir konuda denk gelirse sizi bir diğeri için o tamamlanmışlık hissini ateşler. Hissetmek için sizi teşvik ediyor. Size onu yönlendiriyor. Bir tane okuduğunuz zaman bir tane daha okuyayım diyorsunuz. Çünkü zaten aynen okuması kolay. Dizi izler gibi. Yani. Dizi bir bölüm izler gibi. Diğerine geçeyim gibi. Tabii kesinlikle, beğenirseniz de. Bu okuyup bitirme hissi, o tatmin duygusu, başarma duygusu. Hani ben Dostoyevski'nin şu kitabını okudum, bitirdim. Çünkü Dostoyevski yani bir kitap, bin kitap, bin sayfada bin kitap dedip dememiş gibi yani olur. O açıdan söylemedik. Reklam şey olmasın. 1000 sayfa da olsa kitaptır. 50 sayfa da olsa kitaptır. Kitap okudum dersiniz. Aynen yani 1000 sayfalık bir kitap, 50 sayfalık bir kitap okudum diye ayrılmaz. Kitap kitaptır. Dostoyevski Dostoyevski'dir. Baktığınız zaman evet, temelde ana fikir şu. Ben bir yazara ait bir fikri, düşünceyi okudum ve artık onu biliyorum. Şimdi sıradakine geçebilirim. Yani tanıma fırsatı veriyor size. Aynen. Onunla ilgili tabii ki bütün bir külliyatını okuyup tamamıyla özümsemek başka bir şey ama en azından şimdi senin biraz soru söyleyeceğin şeyle alakalı çok bağlantılı oldu bu. Aynen. Şimdi benim biraz soru söyleyeceğim seni peki reklamlardan sonra desem ya böyle bir şey. Yok öyle bir şey. Şimdi benim şimdi söyleyeceğim konu şuydu. Entelektüel birikim olarak ben bunu not almışım. Sebebi şu. Şimdi kitap okuduğunuz zaman evet, ilk amaçlarımızdan biri keyifli ve kaliteli zaman geçirmek. İkincisi bir şeyler öğrenmek. Ve o bir şeyler öğrenmenin içerisinde şu da var. Bildiklerini başkasıyla paylaşmak.
bu sosyal medya olabilir Zeynep'in söylediği gibi. Ya da hani kullanılır ya bir kalıp ortamlarda anlatmak, dile getirmek tabii, için de olabilir. Çünkü kitap okumak yeni insanlarla tanışmanızı sağlar. Yani emin olun bizim bile tanışmamızın yegane sebeplerinden biri de kitap okumak. Tabii ki. Okuyor kitap olmak. Birleştirdi evet, yani baktığın zaman okuyor olmak. O okuma eylemi etrafında toplandığımız için biz tanıştık. Birçok insanla bu şekilde yine arkadaşlıklar kurabiliyor ve ortamlarda bildiklerini aktarıp yeni şeyler öğrenmek için söyleyecek sözünüz olmasını sağlar. Yani bu şey değil, kimseye hava atın demiyorum burada. Yok yok, tam tersi. Kendi entelektüel birikiminize bir aşama daha kaydedin. Bir aşamayı daha geçin. Yeni bir şey daha öğrenin. Emin olun onun hazını aldıktan sonra duramıyorsunuz zaten. Bu kadar çok insanların kitap okumayı sevmesi ya da sevmemiz ya da sevmenizin sebebi bu. Evet, yani o tabii ki şımarıklık yapmak, hava atmak gibi bir şey değil. Kesinlikle. Zaten siz de olmaz zaten. Bunu paylaştıkça insanlarla iletişim kurabildiğinizi, işte bir konu hakkında tartışabildiğinizi, onlara bir şeyler kattığınızı ya da öğrendiğinizi hissettiğiniz zaman zaten siz de sevmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle. Bir süre sonra belki hava atmak için bile başlamış olsanız bir süre sonra o başka bir yöne evriliyor tabii ki. Aynen. Kitabın öyle bir büyüsü var çünkü. Faydalı bir eylemdir. Sakın vazgeçmeyin. Okuyun. Yani yeter ki okuyun. İsterseniz hava atmak için başlayın ama fark etmez. Yeter ki okuyun. Biz eminiz ki sonu öyle gelmeyecektir. Onun dışında gene bir önceki, geçen haftaki videomuzda söylemiştik. Evet. Normal işte e-kitapla normal kitabı, basılı kitabı karşılaştırırken şöyle demiştik. Seyahatte, yolculukta işte yanınıza taşımak için çok uygun kitaplar bunlar. Yani şimdi şu mu yoksa Karamazov Kardeşler mi? Şu 70 sayfa Karamazov Kardeşler, 1100 sayfa. Evet. Yani Karamazov Kardeşler tabii ki bavulun bir köşesinde durabilir ama işe giderken, başka yere giderken ya da yolculuğa çıkarken çantanızda bunlar yer alacaktır. Ve bunlardan 3 tane bile yer alabilir. Yani şöyle, hani kitap taşımak istiyorsanız evet bu da bir alternatif yani. Bir günde başlayıp bir günde bitirebilecek kitapların faydalarından biri de bu. Yani sizde var mı bilmiyorum ama ben mesela bunu lütfen paylaşın yorumlarda, çok ben merak ediyorum. Ben yanımda hani sanki kitap olmadığı zaman çantam içinde hani nüfus cüzdanım yokmuş gibi ya da telefonum çok önemli bir şey yokmuş gibi hissediyorum. Bir boşluk. Yani gidemiyorum mesela, evden çıktım fark ettim, geri döndüm mutlaka o kitap, yani okurum okumam. Vay be. Çantada olsun ama sende de var mesela. Ben birkaç kişiden duydum. Evet. İlle o kitap yanımda olsun. Çok önemli şöyle bir parçammış oluyor gibi. Ben de bazen şöyle oluyor. Mesela yola çıktım. Kitabı hızlı okudum ve o gün o kitap bitti. Eyvah, ne yapacağım? Yeni kitap alır. Yola oradan devam ederim. Ya da atıyorum şehir dışına çıkmam gerekli bir şey olsun. Ve hani alamamış olayım. Havalimanında alırım ya da yolda bir yerde uğrar alırım. Otobüs terminalinde alırım. Şaka değil bu. Yanımda kitap olsa da ben orada gider gene bir kitap alırım. Son olarak söyleyeceğim şey de, zamanım yok ben kitap okuyamıyorum diyenler sizi için. Sizi görüyoruz. Çok fena. Şunun için zaman var. Yani mutlaka emin olun bulursunuz. Var. Emin olun. Yani gün içerisinde evet çok ciddi meşguliyetlerimiz var ama gün içerisinde kendimize bu bahaneyi sürüp başka şeyler yaptığımız zamanlarımız var. Tabii ki. Yani o nedenle bunun bahanesi olmaz. Şu kadarcık kitabın bahanesi evet, olmaz. Yani yolda hani verdiğiniz bir molada, iş yerine çalışırken 15 dakikada emin olun 2,5 sayfa okursunuz, 3 sayfa okursunuz. Yani dediğimiz gibi bizim böyle bu tarz kitapları seçmemizin sebebi aslında bu. Bu içeriklere yer vermemizin sebebi. Şimdi biraz hani 43 tane kitaptan bahsettik. 41 tanesi tabii ki bu videoda geçecek. Diğer ikisinin haberdar olan varsa bizi de haber versin. Aynen öyle. Burada böyle bilgisiz kalmayalım. Önce bir bakalım bu seride hangi kitaplar varmış. Sırayla geçelim. Sonra biz şu aralar hangisini okuyoruz? Hangilerini okuduk ya da bildiklerimiz neler? O zaman başlayalım bakalım neler varmış. 43 kitabın 41'ine bakalım. Tolstoy, Poli Kuşka. Flaubert, Saf Bir Yürek. John Stuart Mill, Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine. Platon, Kriton ya da Görev Üstüne. Anton Çehov, Altıncı Koğuş. Herman Melville, Katip Bartleby. Henry David Thoreau, Yürümek. Alexis de Tocqueville, Demokratik Zorbalık. Anton Çehov, Öylesine Bir Hikaye. Emil Zola, Nasıl Ölünür. Edgar Allan Poe, Morg Sokağı Cinayetleri. Arthur Schopenhauer, Mutlu Olma Sanatı. Howard Philip Lovecraft, Yarlıhotep. Dostoyevski, Uysal Kız. Jane Austen, Evlilik. Tolstoy, İnsan Neyle Yaşar. Charles Darwin, Lapa Lapa Kelebek Yağı Yordu. Oscar Wilde, Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar. Gogol, Palto. Charles Dickens, İşaret Memuru. Erasmus, Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş.
Alexis de Tocqueville, Çoğunluğun Zorbalığı. Gogol, Neva Bulvarı. Mark Twain, Hadleyburg'u yozlaştıran adam. Sun Tzu, Savaş Sanatı. Jack London, Kızıl Veba. Turgenev, Clara Milić. Marcel Proust, Kıskançlık. Jean-Jacques Rousseau, Siyasal Gövde. Paul Lafarge, Tembellik Hakkı. Hoffman, Altın Çanak. Henry James, Ustanın Dersi. Friedrich Schiller, Ihlamurlar Altında Gezinti. Longos, Daphnis ile Chloe'nin Aşkı. Gogol, Burun. Balzac, Tefeci Gobsek. Kate Chopin, Bir Çift İpek Çorap ve Başka Öyküler. George Sand, Lavinia. Turgenev, Rüya. Friedrich Nietzsche, Neden Bu Kadar Akıllıyım. Mark Twain, Adem ile Havva'nın Güncesi. Zeynep'in az önce bahsettiği o koşturma, o telaş anında benim okuyup bitirdiğim kitap Jack London'ın Kızıl Veba adlı kitabıydı. Kapak gerçekten her şeyi anlatıyor. Yani korkunç. İsmi öyle, kapak öyle. Hikaye korkunç zaten. Kendisi zaten çok ilginç. Ama bu kitabı bizim için önemli ve bu kadar çok göz önünde olan, göz önünde olmasının sebeplerinden biri de şu. İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları. Ama insan neredeyse yani koronaya... koronaya şey şükür dedirtecek bir, hastalıktan bahsediyor. Yani. Ben kısaca onu bir anlatayım. Siz kendiniz pay biçin ya da fikir yürütün. Şimdi yazar bu kitabı 1912 yılında yazmış ve 2013 yılını öngörerek yazmış. Bu bir kenarda dursun. Buna daha sonra değineceğim. Bahsettiği dönemde ortaya çıkan bir hastalık sebebiyle insanlar bir saat içerisinde hayatını kaybediyor. Yani ve bu hayatını kaybetme olayı çok tırnak içinde ya da tırnak dışında siz nasıl kabul ederseniz kanlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çok fena. Adına kızıl veba denen bir hastalık gezegendeki insan nüfusunun neredeyse %99'unu belki de diğer canlıların da ortadan kaldırıyor. Gerçekten yani çok ciddi küresel boyutta bir yıkım. Bu afetten ya da bu yıkımdan kurtulan çok az sayıda insan da medeniyetin çökmüş olduğunu fark ederek kendi borusunu öttürmeye çalışıyor. Yani bu tabir için kusura bakmayın ama bireysel özgürlükler ya da bireysel krallıklar, ben kralcıyım ya da ben kralım demek, yani kralcılık yok orada zaten. Evet. Kimse yok ki destekleyesiniz. Tabii tabii. Direkt kralsız oluyorsunuz. Bireysel anlaşmazlıklar, cahillikler, hani herkesin kendi istediğini, dilediğini yaptırması ve zorbalığın her türlüsü bu kitap içerisinde yer alıyor. Kitapta dediğim gibi 2013 yılı öngörülerek yazılmış. Şimdi ben o konuya niye burada değineceğim diye tekrar ettim. Jack London'ın şöyle bir yanı var. Ben bunu hani birçok kez dile getirmek istedim aslında ama getiremedim. Getiremedim mi? Getiremedim. Şimdi getiriyorum. 10 aydır yani. 10 aydır getiremediysen helal olsun sana. Jack London'ın şöyle bir yönü var arkadaşlar. Şunu yapar. Sosyal bilim kurgular da aslında kaleme alır. Bunu şu şekilde algılamayalım lütfen. Sen bunu söylemiştin bir yerde. Aynen öyle. Ben bunu birkaç yerde daha söylemiştim. Şimdi bahsettiğim sosyal bilim kurgu kavramı ama şu şekilde ilerlesin zihninizde. 1984 Cesur Yeni Dünya ya da Yevgeni Zamyatin bizi olarak görmeyin bunu. Jack London bunu daha çok insan ve toplumda insanın düştüğü pozisyon üzerinden yansıtır. Çünkü baktığın zaman genelde doğa, insanın doğayla mücadelesi, doğanın insanla mücadelesi ve insanın da kendi cahili aptallığıyla, kusura bakmayın, mücadelesini kaleme alan bir yazar. Burada da hikaye içerisinde ana karakterin başına gelenler, ana karakter bu arada en masum kişi. Hani çünkü hikayeyi bize anlatan, görmüş geçirmiş bilge adam. Kahramanın sonsuz yolculuğu hikayesindeki o bilgiye yardımcı. O bilgi adam bize geçmişte neler olduğunu ve gelecekte neler olacağını anlatır. Adamın gelecekten hiçbir umudu yoktur. Kısacası onu söyleyeyim. Evet. Birçoğumuzun da bu pandemi koşullarında geleceğe dair kaygıya, endişeye kapılması bu kitabı çok okumamızın sebebiydi. Evet evet. Yani hala daha öyleyiz. Bir sürü de olaylar da bitmiyor. Gerçekten umudumuzu kaybettiğimiz aynen dönemlerdeyiz. Öyle. Bitmeyecekti. Yani bu kalıcı bir şekilde bizim hayatımızda artık bir parça, bir yeri var. Şimdi 2013 yılında ama yazarın yaptığı öngörülerden birkaç tanesi benim çok hoşuma gitti. Bunlardan ilki telsizi, uçak ya da diğer uçan nesnelere ait öngörüleri ki bunların önemli bir kısmında haklı çıkmış. Ya da telsiz ya da telsiz ve kablosuz bağlantı diyelim. Wireless ya da şu an cep telefonlarınızı gözünüzün önünde hayal edin.
Bunları öngörerek yazmış. Bu önemli noktalar. Ve gerçekten de küresel bir şekilde neden açgözlülükle 2013 yılına vardığımızı, ancak böyle bir hastalık ortaya çıkınca da bütün medeniyeti kaybettiğimizi anlatır. Yani çok manidar. Ben bu açılardan an. Evet, içinde bulunduğumuz döneme çok yakın buldum ve çoğumuz da içinde bulunduğumuz döneme yakın buldu. Evet, kesinlikle. O yüzden de patladı zaten. Aynen öyle. Kitap 4 baskı yaptı. Bu bir kitap için kötü bir rakam değil. Jack London çok eski bir yazar. O yüzden bu kitap 4 baskı yapması normal diye düşünmeyin. Bu kitap zaten ne zaman yayınlandı? Geçen sene mi? Aynen, geçen sene civarında yayınlandı. Bir senede 4 baskı gayet iyi bir rakam. Jack London olunca daha da artıyor tabii. Kesinlikle. Şimdi bu kitapla ilgili söyleyebileceklerim, evet, kısa. Yani konuya uygun bir şeydi. Kısa ama vurucu bir hikayesi var. Yani daha ne olsun? Aç gözlüklerimizin sonunda başımıza gelen bir salgın. Yani bunun salgın sebebini bilmiyoruz. Bilmemize de zaten hikaye okurken gerek yok. Çünkü biz sonuçlarıyla ilgilendiğimizde sonucun tam bir medeniyet fiyaskosu olduğunu görüyoruz. Benim sevme sebebim buydu kitabı. Neden sosyal bilim kurgular dedim peki? Öngörüleri yüzünden değil sadece. Hı hı. İnsanın gelecek toplumda ya da geçmiş toplumlarda neler yaptığı, neler kaybettiği, neler kaybedebileceğini tahmin ederek yazmayı sever. Jack London'ın bununla ilgili birkaç kitabı daha vardır. Ben lafı daha fazla uzatmadan bu kitaptan sonra okuyacağım kitabı da kısaca göstermek istiyorum. Şimdi burada aşağıda sıralarda bir yerde kayboldu. Ben bulacağım onu. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı kitabı. Şimdi benim sıradaki okuyacağım kitap bu. Peki bunu niye okuyacağım? Ben Sun Tzu'nun Savaş Sanatı'nı 4-5 farklı çeviriden okudum. Bir de bu çeviriden okuyayım diyerek okuyacağım. Tek sebebi bu. Ha, güzel. Demin bahsettiğimiz sebeplerden dolayı belki de. Yani biraz da ileri okuma yapanlar bunu bilir. Yani kıyaslamak istersiniz farklı çevirileri okuyup. Yani benim de kendimce bir sebebim buydu. Mesela bunu bitirdim. Fırsat bulursam şu koşturmacalık bunu da okuyup bitireceğim. O zaman zaten bulup okuyup bitiremezsem tüm söylediklerimizi tersine bir davranış sergilemiş oluruz. O yüzden yapacağım onu ya. O yüzden okuyacağız. Öyle çok ilk olarak ben örnek olacağım. Valla çok güzel anlattın. Jack London konusunda söylediklerin çok iyiydi. Yani güzeldi. Güzel özetledin. Jack London, evet, seviyorum denizci kişiliğinden ötürü, ama bir de dediğim noktaya geleceğim. İnsanların topluma olan tavrı ya da toplumun insana olan tavrı çok iyi yazıyor. Evet, aynen öyle. Bu yani konuda... o kısmını güzel özetledim. Ben de severim, okurum Jack London, ama bu şekilde belki anlatamazdım. Ağzına sağlık. O zaman geçelim benim kitabıma. O kadar yerledin ki dondum. Isıtayım. Oh. Bir an kaybettim zannettim. Şimdi benim bahsedeceğim kitap, az önce videodan önce bitirdiğim Dostoyevski'nin Uysal Kız isimli kitabı. Ne zamandır aklımda olan bir kitaptı aslında. Kapağı okuyayım, çok güzel. Okuyayım diye. Kapağı zaten inanılmaz güzel. Tatlı yapmışlar. Bu serinin kapakları da öyle yani, çok mesajı. Yani korkunç yönelik konuları bile güzel bir şekilde resmetmişler. Aynen öyle. Şimdi karakterler çok güzel işlenmiş bu kitapta. Psikoloji unsuru çok yoğun ki zaten Dostoyevski'nin o psikolojik tahlilleri, insan psikolojisini tahlil eden hikayeleri, yazımı zaten meşhurdur, bilinir. Karakterleri çok güzel işler. Psikolojilerini, kafa yapılarını, kafasının içinde neler döndüğünü çok güzel işler. Diğer kitaplarını anlatırken bahsetmiştik zaten. Kesinlikle. Şimdi bu kitapta da gerçek bir olaydan esinlenilmiş aslında. Arkasında yazıyor. Bir gazete haberinden esinlenerek yazdığını söylüyor. Vay be. Ve benim dikkatimi çeken şey, aslında bunu uzun zamandır okumak istiyordum, evet, aklımdaydı, ama kapağın içini açtığımda şurada fantastik bir öykü yazıyor. Şimdi beni en çok, yani bu kitaba çeken buydu. Fantastik bir öykü. Yani acaba nasıl bir öykü? Okurken. Çok da sevmem aslında, biliyorsunuz ben fantastik okumayı. Ben biliyorum hep mesela. Hep bilirsiniz. Bugün konusunu geçmiştir mutlaka. Onu şaşırdım ve dedim ki hemen okuyayım ben bunu. Zaten ne zamandır istiyordum, nasıl bir fantastik unsur, fantastik bir öykü olabilir diye. Bunu da şöyle anladım ki, yani siz okuyunca anlayın isterim tabii. Sadece şunu diyeceğim, yazarın kendi notu, kitaba başlamadan önce kitapla ilgili notunu okuduğunuzda buna cevap bulacaksınız. Nasıl bir fantastik, neden fantastik bir öykü ibaresi var orada. Onu orada göreceksiniz. Dediğim gibi kitap gerçekten psikolojik unsuru ağır, psikolojik yorumlaması, iç hesaplaşması olan bir kitap. Karakterin iç hesaplaşması. Ve buradan baktığınızda uysal kız, hani direkt bir kız kadın karakterin ağzından anlatıyormuş gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Ama bir erkek karakterimiz var. Hayda. Şöyle diyeyim, kitabın başında da yazarın da o giriş notunda bahsettiği gibi birazcık problemli bir karakter bu arkadaşlar. Hani kendi kendiyle konuşan. Zaten onun iç monologlarından yola çıkıyoruz. İç hesaplaşmasından yola çıkıyoruz. Onu okuyoruz. Sürekli çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışan, yani
pek çoğumuzun belki deli olarak adlandırabileceği. Yani. Birazcık kafası gitmiş, biraz hastalık hastası, biraz böyle hani dengesiz paranoyak düşünceleri olan, sizi rahatsız edecek bir tavrı var yani karakterin. Beni rahatsız etti açıkçası. Ben hani çok fazla hoşlanamadım karakterden. Bazı yerlerde çok kızdım. Şimdi onun kendisiyle konuşması, kendisini aklamaya çalışması, sürekli yaptığı her şeyi, yaptığı her adımı meşrulaştırma çabası karşı tarafa, bizler için ya da kendisi için. Ne kadar başarılı olursa. Evet, hayatındaki insan. Ama onun devamlı o kafasının içinde böyle bir mücadelesi var. Kendiyle bir savaşı var. Sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışması gibi bir şey var. Bu zaten rahatsız edici. Bunu çok absürt bir yolla yapıyor. Yani sürekli çünkü kafa gidip geliyor. Bir kendini haklı buluyor, bir karşısındakini haklı buluyor. Bir onu aşağılıyor, bir onu yüceltiyor. Hem aşırı bir güven söz konusu kendine, hem de aşırı bir kompleks var. Belki de o kafalar hani karışık. O aşırı güven o kompleksi yaratıyor ya da ne bileyim o kompleks ya, duygusu böyle bir güven. Başlıca sebebi o bence. Yani o içinde zaten siz kararınızı verirsiniz okurken. O güvenin şeyi var çünkü bir açıyı kapatmak için belli başka bir noktada kendine aşırı güvenip. Aşırı gereksiz yani bir geri planı olmayan içi boş tabii bir güven gibi oluyor. Mesnetsiz. Ve bu nedenle de kendisi de devamlı savaş halinde. Kim haklı kim haksız onu devamlı tartışıyor kendisiyle. Ben bunu şöyle yaptım ama diyor ilk keşke yapmasaydım derken bir yandan iyi ki yapmışım diyor. İşte Allah Allah. Bir yandan karşısındaki insanı seviyorum derken bir yandan onun acı çekmesi ya da aşağılanması hoşuma gidiyor diyor. Yani böyle garip hastalıklı bir karakter. Bayağı depreseymiş yani. Dedim ya ilk başta da uysal kız yazıyor aslında. Direkt bir kız odaklı bir hikaye gibi görüyor. Aslında da öyle gerçekten ama şunu demek istiyorum. Şimdi anlatırken hep karakter sürekli kendini anlatıyor. Kendisi mağdurmuş gibi. Bir kendini kanıtlama çabası falan. Aslında hep onun hikayesiymiş gibi anlatıyor ama bence bu geri planda kalmış, çok da acılar çekmiş, yaşı çok genç, yetim bir kızcağızın hikayesi. Zaten kızın başına gelmedi kalmamış. O yüzden de adı Uysal Kız. Yani ilk önce bir kız karakter beklerken bu dediğimiz rahatsız edici arkadaşla karşılaşıyoruz ama hı-hı, ondan sonra anlıyoruz ki gerçekten o ne kadar kendini anlatsa da anlatsa da geri planda aslında bu kızın hikayesi. Ve ben şunu söylemek istiyorum, yani konuyla ilgili hiç zaten spoiler vermeyeceğim. Bir şekilde hani kendini şu kadarını söyleyeyim. Uysal kızımız kendini yaşadığı, şimdi teyzeleriyle yaşıyor, ailesini kaybetmiş. Pek çok sıkıntı çekiyor maddi açıdan ve hayatı gerçekten çok kötü bir durumda. Ve ondan kurtulmak için yaptığı bir evlilik var ortada. Evlilik kavramını da tabii ki kafanızda yokluyorsunuz biraz. Onun üzerine de düşünüyorsunuz. Dostoyevski'yi okurken ben her zaman yani istisnasız Suç ve Ceza da dahil olmak üzere okurken o karakterle ilgili bir empati kurmuşumdur. Bazı noktalarda sempati beslemişimdir. Ve hep iyi, ılımlı, sıcak bir sempati oluşturmuştur bende karakter. Seversiniz. Heh, iki saattir o kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Bu, sevgi. Severdim yani. Arada kıssam da ama bu karakterde onu yapamadım. Yani kesinlikle yapamadım. Çok sinir oldum yani. Evet, hem kızdım, bir tavrı var zaten. Hem nefret ettim, hem o empatiyi kesinlikle kuramadım. Yani aslında kızdım da denemez de rahatsız oldum. Hoşlanmadım. Yani irite oldum. Tam doğru kelime bu, rahatsız oldum. Ve okuyunca anlayacaksınız. O yüzden benim için değişik gibi empati kuramadığım ve kızdığım bir karakterle karşılaşmak beni şaşırttı. O yüzden dedim ki ben bunu bahsedeyim bu videoda. Valla şey, tercih güzel. Dostoyevski'nin hani her zaman dediğin gibi yani evet, karakterlerini bir şey yaparsın. Yani kendinden bir parça da bulabilirsin ya da halini anlarsın. Hı hı. Ama buradaki karakter tam bir Dostoyevski'nin ters köşe hamlesi, hı-hı, gibi olmuş. Yani hiç sevmiyorsun desene yani. Yani sevemedim. Ben özellikle bir kadın olarak belki sevemedim. Ya, biz sebeplerinden biri de olur şimdi. Cinsiyetçi bakış açısıyla yaklaşmayacağım olayı ama hikayede uysal bir kız var ve kızın muhatabının bu kadar böyle şey akli melekelerinde dengesizlik olunca insan tabii kendini biraz daha kötü hissedebiliyor. Yani öyle hissedebiliyor. Aslında kızın da birazcık problemleri var tabii ki. Onu da okuyunca onun anlayacaksınız şey, onu da. Yaşadıklarından kaynaklı. Zaten size hani hayal ettiriyor. Onunla ilgili onun ne bir konuşması ne bir sahnesi çok fazla bir şey yok. Sadece siz geri planda kuruyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Dostoyevski yani ilk defa bu kitabı okuyup başlayacaksanız da mutlaka başka kitaplar okuyun. Çünkü bu evet, çok farklı bir kitabı Dostoyevski'nin. Yani demin dediğim açılardan çok, hı-hı, farklı. Belki bunda rahatsız olabilirsiniz ama pek çok daha sevebileceğiniz karakterleri mevcut. Hatta bu tek böyle olanı bence. Ya aşağı yukarı evet. Yani çünkü Dostoyevski birçok kitabında kendinden de hani, hı-hı, bayağı fazla bahseder. O Kumarbaz kitabı ya da Yeraltından Notlar kitaplarına baktığınızda, hı-hı, hayatından çok ciddi parçalar görürsünüz. Bu ama öyle değil. Yani bizim az önce söylediğimiz sebeplerden biri neydi? Bir kitap bitirirsiniz, yeni bir kitap başlarsınız. Hı-hı. Bu kitabı bitirdiniz, merak edip başka bir kitabına daha başlamak için şunu diyebilirsiniz. Acaba diğer kitapları da böyle mi?
Evet, yani Dostoyevski bu deyip de direkt hani şey yapmayın, şans verin. Bir de şu kitabın bende hissettirdiği olay şuydu, ben hep bunu hissettim. Bu karakterin yaptığı da aslında o, insanlara kendi düşüncenize, kendinize göre iyilik yapmayın. Hani kendi, evet, sizin için iyi olan bir şey, ben ona, evet, iyilik yapıyorum diye yaptığınız şey aslında kötülük olabilir. Kesinlikle. Ve siz kendinizi, ben ona iyilik yaptım, yaranamadım veya ben ona iyilik yaptım, öldü veya ben ona iyilik yaptım, bilmem ne oldu, evet, şeklinde. İyilik sizin yaptığınız şeyin iyi niyetiyle bile alakalı değil, karşınızdaki insanın ihtiyacıyla alakalı bir şey. Hani hep, aynen, bir klasik bir hikaye vardır ya, siz susuz kalmış, susuzlukla ölmek üzere olan bir insana sofra da donatsanız, bir sürü yiyeceği önüne de serseniz ama su vermezseniz, yani o onun ihtiyacını karşılamayacaktır ve susuzluktan ölecektir. Yani belki saçma, evet, bir şey ama anlatabilmek için bunu bahsettim. Yok, burada. Yok, şey, yani mantık oturdu kafada. Yani kendi mantık hislerinizle o iyilik yapıp böyle sonra zeytinyağı gibi mi derler? Üste çıkmadan. Ondan sonra böyle kendinizi aklamaya çalışırsınız, yok, yani. Evet. Dolayısıyla karşınızdaki insan ihtiyacına göre ona iyilik yapıyorum diye empoze etmeden iyilik yapmak. Yani onu gözlemlemek ve neye ihtiyacı varsa onu vermek çok daha faydalı olacaktır. Benim zaten hep aklımda olan şeydi. Bu kitapta da bir kere daha perçinlenmiş oldu bu. Ya şöyle bir şey var. Bunu çok yapıyoruz. Herhalde biz çünkü şey, yardımsever bir toplum olduğumuz için yani bir şekilde bir yardım etmeye ihtiyacı var ama şu, yani Zen'in bahsettiği gibi tamam da ona ihtiyacı yok ki karşı tarafın, yani. Yani empati yeteneğimizi kaybettik zaten, evet, son zamanlarda. Dolayısıyla sen ne kadar sen iyi niyetle yapmış olsan da konu senin iyi niyetin değil. Konu onun karşı tarafın ihtiyacı, evet, olmaması. Bu ilişkilerde de böyle, aile ilişkisi, sevgili ilişkisi neyse. Karşı herkes aynı şekilde hissetmeyebilir. Yani mesela işte bir tartışma yaşandığında bir taraf yalnız bırakılmak istiyordur, diğer taraf ilgi istiyordur. Evet. Sen kendi ihtiyacına göre, ha ben bu dönemlerde ilgi istiyorum, ona da ilgi vermeliyim deyip düşündüğün zaman, yöneldiğin zaman onu aslında rahatsız ediyor oluyorsundur. Ama sen kendi için de iyilik yaptığın için, ben iyilik yaptım, beni anlamadı deyip, alın size anlaşmazlıkların sebebi. Yani iki tarafta farklı olabilir. Bu kitabı okuduğumda ben bunları hissettim daha çok. Bunları da burada söylemek istedim. Aslında aklımda bir iki bir şey daha vardı ama şu anda unuttum. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Ağzına sağlık. Şimdi bu kitabı bitirdin. Bu kitabı, bakalım, bitirdim. Evet, ben de hangisini okuyacağım. Benim ilgimi çeken bir kitap oldu burada. Onu hemen size göstereyim. Ha, bu kitabın kapağı çok güzel ya. Tefeci Göbsek, Balzan kitabı. Sen okudun mu bilmiyorum. Yok, okumadım ama yani kapak tam benlik. Yani çok esrarengiz bir havası var. Yani, arka planda kesin çok büyük bir pislik dönecek. Kesinlikle. Ben niye bunu seçtim derseniz, böyle hepsine bakıyordum. Zaten yarısından çoğunu okumuşuz aslında. Evet. Ya tekrar okuyacaktık ya bilmediğimiz bir şey okuyacaktık. Şunu okuyunca ben karar verdim. 137 eserden oluşan 26 ciltlik devasa yapıtın özel yaşamdan sahneler bölümünde yer alan Tefeci Göbsek T diye başlıyor ve devam ediyor. O kısım benim ilgimi çekti. Böyle ne var bunda? Ve ikinci olarak da bu kitabı okuyacağım. Bir gün gene belki bir yerlerde bahsederiz mutlaka. Aynen. Şimdi hızlıca bir baktım da 12 tane kitap varmış bize. 43'ün 12'si. Evet, 43'ün 12'si birazcık eksikmiş aslında. Umarım olsun, yakın zamanda tamamlarız. Yok, biz seviyoruz zaten böyle şeyleri toplamaya işte. Hele bir de numaralandırmışlar. O biraz daha hoşumuza gidebilir. Kütüphanemize güzel bir şekilde sergileriz. Sizinle paylaşırız zaten. Bizim kütüphanelerin herhalde %70'ini falan anlattık diyeceğim ama daha %20'sine gelmedik, emin olun. Yani bunları da toplayınca şimdi eksiklerimizi fark ettik. O eksikleri bir kere fark ettiysek onlar mutlaka tamamlanacaktır. Tabii. Aynen öyle. Önce videosunu yapıp sonra tamamlarız. Huyumuzdur. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bu evdeki son videomuz ve hep beraber bir veda olsun istedik. Tarçın bonus. Tarçın tabi her zamanki gibi vasiliğini yaptı. Şu an ters döndü. Aynen. Ve videodan çıkıyorsun benim yavaş yavaş. Tarçın çok fazla ilgilenmedi bu durumla ama biz bonusu Montik uyuyordu getirdik aslında ama size burada hani hoşça kal demesi için getirdik onu da. Montikçik uyuyordu normalde. 10 ay, yaklaşık 10 ay 11 aydır hani beraber video hazırladığımız bir mekan. Sonuçta mekanında bir ruhu vardır. Bu mekan bize bu kanalı verdi, belki de biz bu imkanları değerlendirdik ve kitap dediğini ortaya çıkardık. Bu son videomuz oldu bu mekandaki. Bakalım yeni yerde neler olacak. Neler olacak, biz hep beraber Tarçın Bonus, Zülfikar ve ben yeni maceralara yelken açıyoruz şu an. Bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kitapla kalın.